Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ölmüş kurumuş arekalarımızın yeniden canlandırabilme olayını size anlatacağım. Nasıl canlandırabiliriz? Mesela kurumuş yapraklar olan veya şöyle bakın müşterimiz evinden iki tane getirdi. Gördüğünüz gibi bu tamamen artık kurumuş. Siz de yakından görebilirsiniz. Böyle bir yeşilliği var. Bu da artık kesilmiş, biçilmiş, hastalık gelmiş veya üşümüş. Artık uygulamada ne hata yapıldıysa arekanın son durumu bu. Şimdi bunları yeniden sağlam olanlarını alıp ekim yapacağız ki sağlam olanları kurtaralım ve yeniden güzel yapraklar açmaya başlasın. İlk önce bunun için yapmamız gereken olay arkadaşlar şu saksıların içindeki sağlam olan areka yapraklarını tespit etmek. Bunlar zaten gözle de görebileceğiniz gibi yeşil renkte olurlar bakın. Koyu yeşil renkte olanlar genelde sağlamdır. Bunu öncelikle saksımızdan ayırmamız gerekiyor. Ayırmak için de arkadaşlar şu şekilde saksımızı sağdan, soldan esneterek bir yumuşatıyoruz. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde yumuşattıktan sonra arkadaşlar şu bölgeden hafif tutarak biraz da yan çevirebilirsiniz böyle. Tutarak şuradan hafif böyle vurarak bakın biraz sonra kendisi löp diye kalıp gibi gelecek. Şuradan vurarak gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde bir kalıp gibi çıkacaklar. Daha sonra bu büyük saksıya ekim yapmayacağız. Yani onu söyleyeyim. Daha ufak saksılara ekim yapmamız lazım ki bitkiyi yeniden yaşatabilirim. Şimdi bu çıkarttığımız saksının şu ağ gibi sarmış olan köklerine fazla zarar vermeden şu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın döküyoruz. Şöyle şu fazla toprağı bu şekilde ayırıyoruz ki ana gövdedeki kökleri görebilirim. Bu işlemi yaparken arkadaşlar köklere fazla zarar vermemeye çalışın. O zaten yeterince içinde kök vardır. Burada biraz sonra ayıracağımız sağlam olan araka yaprakları arkadaşlar bağlı olan köklü uçları alacağız. Şimdi mesela şurada görüyorsunuz bu bir sağlam uç. Bakın şu ölmüş uç mesela bunu artık atabiliriz. Buradan bakıyoruz. Bakın bu da yeşil sağlam. Bunları gözümüzde gördüğümüz için şu şekilde ayırıyoruz. Kökleri de niye temizleyip ayırdığımızı da anlatayım arkadaşlar. Şimdi içinde tamamen kurumuş olan kökler e, bir faydası yok. Bitkiye daha çok zararı var. Çürütmesine devam ettirebiliyor. Şuradan parmağımıza girdiğim zaman bakın toprağın çoğunu zaten boşalttık artık. Şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi artık ayırma işlemine geleceğiz. Kökler artık bir saç yumağı gibi elimizde. Şimdi burada arkadaşlar kökü ayırırken bak şunu toprağın neredeyse tamamı boşaldı. Bakıyoruz. Şurası sağlam. Bakın şu bölgede şurası sağlam. Genel olarak baktığımızda şu bölge çürümüş. Bunları elimizde çürümüş olanları böyle bu şekilde çekip atıyoruz. Bakın. Şurası sağlam. Şey ölü. Şunu da alıyoruz. Ayırıyoruz buradan resmen kökünü. İçinde ölü olan kökleri alıyoruz öncelikle. Burada bakın dikkat ediyorsanız çok kök var. Çok da böyle arekanın ana gövdeleri var. Yani burada nereden baksanız 8-10 tane var. İsterseniz bunları tek tek ayrı saksılara da alabilirsiniz. Ama alacaksanız eğer saksıların daha ufak olması gerekiyor. Bakın şimdi şu anda benim gördüğüm şu dış yapraklarındaki ölü demek değildir. Bu çiçeğin açarken bazen kendince yaprağını çoğaltabilmesi için Karattığı dallarıdır. Bunları şaşırmayın. Asıl ölü yaprak bakın arkadaşlar şöyle. Gövdesi de bakın şu gövde olayı var ya arkadaşlar. Bunun gibi kapkabı rengi çürümüşse bunu ayırıyoruz buradan bakın. Bu çürümüş mesela artık bunun şuradan çektiğimiz zaman saç gibi geliyor bakın şunu. Bunları atıyoruz. Bunların hiç faydası yok. Bunları içinden ayırıyoruz ve atıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi saksımız bayağı bir ufaldı. Bu saç yuma halindeki kökleri de bu şekilde. Bakın bu şekilde tutuyoruz. Çünkü bitkinin gelişmesindeki ana şey kriter köklerin sıkışık durması. Kök sıkışırsa çiçek yaprağı daha hızlı gider. Daha çabuk gelişir. Eğer kökü büyük saksılara atarsanız saksının içini kökle doldurmak için uğraşacağı için bitki bize yaprak açmaz. Biz şimdi bu eski toprağı öncelikle kenara ayırıyoruz. Şöyle yeni toprağımızdan şu ebatlarda bakın arkadaşlar. Eski saksı ben size göstereyim. Eski saksı bu. Şimdiki ekeceğimiz saksı bu. Ne kadar ufak olduğunu. Boyut olarak da ne kadar içine girdiğini görüyorsunuz. Şu anda saksıyı da ufaltmış bulunuyorum. Neden? Çiçeğin yaprak açmasını hızlandırmak istiyorum ben. Eğer bunu hızlandırmak istiyorsan biraz daha ufak bir saksıya almak zorundayım. Şimdi birazcık saksının dibine köklerin içinde dolaşabilmesi için dolaşıp o deminki A pozisyonu alabilmesi için toprak döküyorum. Daha sonradan bu saç yumağı gibi dediğim kökleri saksının içine güzelce yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Bunu yerleştirdikten sonra arkadaşlar bastırıyorum. Şurada boşta kalmış kök varsa dışarıda gördüğüm onları da elimle itiyorum. Daha sonradan arkadaşlar şu ana gövdeleri toprağın üstünde kalacak şekilde ayarını yapıyorum. Şimdi bu ayarı yaptıktan sonra toprağımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde elimizle hafif iterek sağından solundan dengeye alıyoruz. Tam ortalıyoruz yani şey olarak. Şöyle kökleri de aşağıda sıkıştırıyoruz ki biz ilk sulamamızı yaptıktan sonra bu bitkimiz yeniden eski canlı eski gürlüğüne dönebilsin. Bakın arkadaşlar şu anda bitkimiz ne durumda? Demin çok kocaman saksıdan aldık. Şimdi bunun yanlarını da sıkıştırıp köklerini güzelce de doldurduk. Çünkü kökleri de artık hava almadığı için daha rahat olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle sulama seviyesine kadar şöyle güzelce ne hava almayacak şekilde yani boşluk olmayacak şekilde elimizle belli bir sertlikte sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi saksılarda bir üst çizgi vardır. Genelde toprağı o seviyeye kadar doldurmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü suyu verdik mi yanında taşmalar olmasın ki evimizde veya büromuzda etrafa sular akmasın. Bu şekilde bu çizgiye pay alarak toprağımız doldurduktan sonra ekimi bitirmiş oluyoruz. Bu çiçeğimiz şimdi can suyu verilecek arkadaşlar. Can suyu evinizde sularken bu diplere değil şu şekilde arkadaşlar bakın şöyle Dışarıdan doğru içeri doğru vereceksiniz ki Bu diplerinde çukurlaşma olmasın Yoksa öbür türlü de çukurlaşma oluyor Bitkide burası boşluk yaşıyor Belli bir hava alınca çürümesi daha da hızlanıyor Her bitkiyi sularken mutlaka en dıştan içe doğru Yuvarlak çizerek sulamayı yapacağız Bunun sulamasını yaptıktan sonra Normal büyüteceğimiz yere gün ışığı alan Özellikle gün ışığı alan bir yere ekeceğiz Şey bırakacağız Bıraktıktan sonra arkadaşlar Kendisi bu hızlı bir şekilde Yeniden yapraklanacaktır Dediğim gibi arkadaşlar Bu çiçek mecbur ufak saksıya ekilmelidir. Bu biraz daha gürleştiği zaman, daha böyle bollaştığı zaman arkadaşlar biraz yavaş yavaş bu saksıları büyüteceğiz. Ama birden değil kesinlikle bunu dikkat ediyoruz. Birden kocaman saksıya ekersek bu çiçeğin gelişimini hızlandıramayız. Aksine yavaşlatırız. Şimdi buradaki ekim bittiğine göre arkadaşlar bu tarz bir areka durumuna geldiyse sizinki demin de anlattığım gibi bu saksıyı da boşaltacağız arkadaşlar. Sadece kökleri açtıktan sonra sadece şu kahverengileri atıp sadece şöyle yeşil olarak gördüğünüz yani can olarak gördüğünüz bölümleri ayırıp evet arkadaşlar demin ki o gördüğümüz ölü olan bakın ölü olan karakayı da ayırdım sadece sağlam olan ana gövdeyi daha ufak saksıya ektim arkadaşlar videoyu orada kısa kestim ki sizin boş boşuna zamanınızı almak istemedim şimdi bunları bu şekilde ektikten sonra arkadaşlar her ikisine de can suyunu verip Işık alan bir bölgeye koyacağım ve bunun gelişmesini izleyeceğim. Ve %99 arkadaşlar gayet güzel bir şekilde gelişecektir. İsterseniz buna destek olarak vitamin de verebilirsiniz. İsterseniz buna e, ben vitamine ücret ödemek istemiyorum. Doğal yöntemlerle ben bunu beslemek istiyorum derseniz. Yumurta kabuklarından, haşlanmış sulardan bunlarla uygulayabilirsiniz. Veya e, yeşil çayların deminden belli bir miktarı çok fazla vermek de bitkiyi de yakabilir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi aslında şu anda yeni toprak kullandığınız için bunların bitki besinine de ihtiyaç yok. Çünkü mevcut toprakta da besin olduğu için hiçbir ihtiyacı yok. Bu şekilde bakıma devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.